Selam millet, sadece muhabbet serisinin yeni bölümüyle çok çok uzun süreden sonra beraberiz. Şimdi kendi kanalıma arama yaptım çünkü hatırlamıyorum ne anlattığımı en son. O kadar zaman geçmiş ki üzerinden. Mart 2021'de yapmışım son videoyu. Yani son muhabbet videosunu, aradan 7 ay geçmiş. Şimdi bir kısa bir hatırlayalım. Bu video biraz daha hatırlamak da geçsin arkadaşlar ki bundan sonra daha rahat ilerleyelim. Ben bu seriyi bitireceğim çünkü bitirmeye karar verdim. Ne kadar diğer videolara göre az izlense de. Bir merak eden tayfa var. Onlar için başladığım işi bitirmek istiyorum. En son üniversite 2'yi anlatıyordum sanırım. Üniversite 2'den sonra da Alanya muhabbetini anlatmışım. Neydi Alanya muhabbeti? Bildiğiniz gibi üniversitede genelde turizm okuyanlar staj yapmak durumunda. Birçoğu otelde staj yaparken ben ilk seneki stajımı farklı bir otelde yaptım. Galiba onu anlattım, bak hepsine bakmadığım için bilmiyorum. Onu da kısa bir şekilde söyleyeyim şöyle. Bodrum'da bir otele gittim. Rezalet bir şeyleri vardı. Personelin lojmanları vardı. Orada kalamayacağımı söyledim. Ben orada staj yapmadan Samsun'a geri döndüm. İkinci senemdi galiba Alanya'da staj gittim. Ya 2'de ya 3'de emin değilim ama ikinci senemdi aklımda kalmış. Orada Serkan abim vardı. Daha önce söylemiştim, Samsun'da benim çok çok üst dönemim. Yaklaşık 8-9 senede mezun olan bir abimiz. Kendisini çok severim. Çok iyi kalpli bir insandır abi. Bana dedi ki ben bir Söbermen'e gidiyorum her yaz. İyi de para kazanıyorum. Gel bu sene seni de götüreyim. Garson olarak bu arkadaşlar. Tamam dedim abi. Bu arada şey, sadece bu değil. Ben iyi para kazanıyorum. Güzel hatunlarla ilişkiler kuruyorum. Gel seni de götüreyim. Hatun mu? İlişki mi? Bir ergen olarak. Çok da ergen değildim bu arada. Kaç yaşındaydım o zamanlar? 21-22. Ergenmişiz ya, 21-22. Tabii ki ben de bu teklifi içtenlikle kabul ettim. Alanya zamanımı anlatmışım galiba. Baktığım kadarıyla anlattım arkadaşlar. Alanya'da bayağı bir actionlı günlerimiz oldu. Şehir dışında arkadaşlarım geldi. Onlarla takıldık. Bir diskoda arkadaşlar barmenlik demişim ya, garsonluk yaptım. Keşke barmenlik olsaydı. Garsonluk yaptım. İyi para kazandım mı tartışılır. Çok fazla çalan vardı orada. İnanılmaz çalan vardı böyle. Yani gecede 2000-3000 lira, ya şu anın parasıyla bahsediyorum, o zaman parası muhtemelen daha düşüktür. Para çalanlar vardı arkadaşlar. Ben normal tipimle, aldığım maaşla rahat bir şekilde geçindim. Para da kalmıştı galiba ya. Kaldı mı kalmadı mı ya da orada mı harcamıştım arkadaşlar, İnanın hatırlamıyorum. Yani Alanya'da bir Söbermen'de bilenler varsa, ben yaklaşık bir 4 ay çalıştım. Hangi senede çalıştım inanın hatırlamıyorum. Muhtemelen bir Google fotoğraflardan baksam bulunca, o zaman Google fotoğraflar kullanmıyordum. Keşke kullansaydık o zamanları. Vardı, ben mi kullanmıyordum acaba? Bazı Dropbox'ta resimlerim falan varmış çok eskiden ama birçoğu yokmuş. Şu an mesela her şeyi teknolojide kaydedebiliyoruz Google fotoğraflarla falan. Neyse, güzel bir yazdı. Bereketli bir yazdı. Az çok demek istediğimi anladınız. Çok fazla detaya giremiyorum abi. Bereketli bir yazdı. Benim için bereketli bir yazdı. Ama aslında oradaki rakamları ben duyduğumda oradaki arkadaşların rakamlarını duyduğumda aslında karşılaştırma yaptığımızda Türkiye Ligi'nde mesela Süper Lig'de 20 takım arasında küme düşmenin bir üstünde kalırım yani. O dereceyim. Çok da iyi sayılmam. Benim için çok iyiydi abi. Tabii ki İsveçli, Norveçli, Almanyalı, Rus. Rus olmamıştı galiba ya. Ulan Ruslar da bir garip tanısı zaten. İngilizce bilmiyorlar, eve gelmiyorlar. Garip bir millet Rusya. Ya da götüren ben götüremedim abi. Rus olmadı. İsveç, Norveç, Finlandiya. Balkan ülkeleriyle arkadaşlar bir müzakere yaptık böyle. 3 ay boyunca en sonunda anlaştık, yaz sıçtık. Balkan ülkeleriyle iyi geçindik daha doğrusu o yazda. Arada birkaç tane Almanya ve İngiltere'de oldu. Avrupa ülkelerinde de böyle bir vize çalışması yaptık. Ama daha çok İskandinav ülkeleri üzerine çalışma yaptık. Çünkü İskandinav ülkeleri bize daha ilgi çekici, bana daha ilgi çekici geliyordu öyle söyleyeyim. Bir de İskandinav ülkeleri de ülke olarak Türkiye'ye sıcak bakan şeyler, ülkeler. Anlıyorsunuz siz demek istediğimi. Böyle İskandinav ülkeleri ve Türkiye arasında güzel sıcak dakikalar yaşandı. Masada şey işte böyle kağıt kalem anlamında yani. Yanlış anlamıyorum, farklı konuda gitmiyorsun. Öyle güzel bir yaz geçirdik abi. Ben biraz daha erken gittim galiba. Niye erken gittim inanın hatırlamıyorum. Yani Serkan abi Eylül'e kadar, Eylül'ün ortasına kadar mı, Eylül'ün sonuna kadar mı çalışmıştı? Ben yanlış hatırlamıyorsam Ağustos'un ortasında falan dönmüştüm. Ya bizimkilerle dönmek istedim. Samsun'a gitmem gereken o zaman manitam da yoktu abi. Niye erken gittiğimi şu an hatırlamıyorum arkadaşlar. Ben biraz daha erken döndüm diğerlerine göre. Diğerlerine göre değil, hepsine göre ben daha erken döndüm. Hepsi çalıştı. Gerçi onlar, Serkan abi hakkında bir şey demiyorum ama diğerleri zaten o kadar para kazanıp gitmeyi kimse istemez. Yani affedersiniz, ceplerine atıyorlar dünya kadar parayı. Gerçi oranın
sonradan duyduğuma göre bunu başta bilmiyordum. Oranın sahibi de ayrı bir olaymış. O da başka bir yerlerden yiyormuş. Vergi kaçırıyor bilmem ne. Zaten hiçbir meçhulümüz sigortalı değildik. Öyle söyleyeyim ben size. İçinde çalışan bir tane sigortalı eleman yok. Sonucunda o da devletten yiyor. Ben bir şey yapmadım abi. Ben tertemiz bir şekilde normal maaşımı aldım. Tipimi aldım. Tipi şey yapmadım. Güzel de tip aldım. Tabii Amerika'da aldığım kadar değil ama sonuçta Amerika'daki tip fikrim çok daha farklı. Ben kazandım yani. Bana yetti para. Alışverişimi de yapabildim falan filan derken en sonunda Samsun'a döndüm. Bundan sonra galiba ben üniversite 3'e başlayacağım. Değil mi? Bu arada keşke üniversiteden sonra ben Amerikanlarımı anlatsaydım. Ben ilk başta Amerikanlarımı anlattım değil mi size? Çünkü Amerika'ya daha gitmeme var. Belki Amerika'da bir şekilde hatırlarız istiyorsanız, merak ediyorsanız. Öyle küçük bir şekilde belki atladığım şeyler olur. Amerika'ya da giderim. Üçüncü senemde ne yaptım? Şimdi ilk senemde bir hatırlayalım. Ben de bir hatırlayayım kendi kendime. İlk senemde okula gitmedim. Okul TC kampüsündeydi. Ben üniversite tek başıma böyle yeni bir ortam ne yapacağımı bilmiyordum. Hazırlığı atladığım için arkadaşlarım yoktu. Ben ilk sene komple evde tek başıma takıldım. Samsun'a gittim geldim. Samsun'da manitam vardı o zamanlarda. İlk senem böyle geçti. Ben ilk sene böyle yalnızlığı öğrendim. Ben hala yalnızlığı çok severim. Bu üniversiteden kaynaklı bir şey. Gezip tozmam, dışarıda alkol almam, bir şey yapmam. Eşim kendileriyle çık arkadaşlarına gez der ama yani. Bakın. Eşim der ki git gez, arkadaşınla buluş der. Yok diyeyim evde kalacağım ben. Yani kendi elleriyle git diyor bana. O kadar evde duran bir insanım. Ben dışarıya şöyle söyleyeyim. Hadi pandemiyi saymazsak, pandemi zaten herkes evdeydi ama senede yani böyle arkadaşlarla buluşma ayda bir. Belki iki ayda bir. Ayda bir de değil. Ayda bir de evde olduğum oluyor. Yani iki ayda bir falan dışarı çıkan bir insanım arkadaşlar. Bunu da benim kendi düşüncem muhtemelen üniversitede yalnızlığı öğrendim. Yani yalnızlığı sevdim. İnanılmaz sevdim yalnızlığı. Yani hiçbir zaman sıkılmadım. Açardım dizimi izlerdim. O zamanlar oyun yoktu tabii. Clash of Clans mı başlamıştım o zamanlar? Ya? O biraz daha sonraydı pardon. Başta oyun yoktu yani. Açardım. Bayağı bir yabancı izlerdim. Serkan abi bulaştırmıştı bana. Torrent olayını anlatmıştı. Daha öncesinde bilmiyordum ben torrentin ne olduğunu. İnanılmaz bir dizi izlerdim abi. Gerçekten yabancı dizilerim var ya o zamanlarda. İzlemediğim yok kalmadı artık. Hepsini indirirdim. Tabi o zaman internet de yavaş. Akşam indirmeye basıyorum abi. Sabah anca inmiş oluyor. Ama sonucunda takılmadan etmeden izleyebiliyordum. İnanılmaz böyle bir dizi izleme şeyim oldu. Bir ara saç olaylarına takılmıştım. Bunu anlattım galiba size. Cilthekimi.org muydu? Cilthekimi.com muydu? Orada çok uzun süre moderatörlük yaptım. Daha sonra onların insanlara yanlış bilgi verdiğini, insanları kandırdığını öğrenince bunu ortaya çıkardım. Sonra beni banladılar o siteden. Hala benim kullanıcı adımı başka bir moderatör benmişim gibi kullanıyor orada. Bir tane Californication'daki adamın profil resmi vardı. Hala da durur muhtemelen. Gerçi senelerdir girmedim. Ben diye devam ediyorlar. Beni banladılar ama daha sonra bana kaldırıp kullanıcı adımı başka bir moda verip o şekilde insanları kandırmaya devam eden bir site işte. Hala belki yönetim değişmiştir. O yüzden ben geçmişten bahsediyorum. Şu an için bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Belki değiştirmişlerdir yönetimini, tayfasını falan. O yüzden o zamanlar öyleydi işte. Ona bir yere takıldım. Onlardan kovuldum. Üçüncü senemde, ikinci senede bu arada zaten ana kampüse gitmiştik. Üçüncü senemde ne yaptım? Üçüncü senemde biraz daha arkadaşlar derse odaklandım yani. Şimdi 3. senede ben şu an tam olarak nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama 3. senenin yazını hatırlıyorum. Şimdi 3. senenin yazında arkadaşlar ben yaz okulunda kaldım. 3. sene ilk defa ben şeye başlamıştım böyle derslere odaklanmaya başlamıştım. Çünkü dedim lan dedim Güneş böyle mezun olamayacaksın. Artık başlaman lazım. Tamam ilk sene hadi tamam hazırladım diye koyverdim önemsemedim. Nasıl olsa 5 senede mezun olacaktım. Yine 5 senede mezun oldum dedim. Ama 2. senede istediklerim olmayınca bu sefer bir sene uzatmam kesinleşti. Bir sene uzatmam kesinleşince ben 3. sene artık derslere yavaş yavaş gitmeye ve şey yapmaya başladım abi dikkat etmeye. Ama tabii ki yine birçok insan gibi değil. Yani artık birazcık bilincim yerine gelmişti öyle söyleyeyim ben sizlere. Ayrı mayla bilmiyorum zamanında mezun olamayacağım falan filan derken. 3. sene nispeten diğer senene göre çok daha iyi bir seneydi. Çok daha fazla dersi verdim ama yine de genel olarak baktığımızda şu an tam olarak hatırlamıyorum. Ortalama olarak sallıyorum size. İlk sene 12, ikinci sene 12, 24 dersten muhtemelen bir 15 tanesini verdim. Ama yine bir 9 ders kaldı. Bu 9 dersin de bir 6 tanesini verebilmek adına yaz okuluna kaldım ki bir sene uzatmayayım diye. Şimdi oradaki evler arkadaşlar senelik veriliyor. Yani senelik dediğim 9 aylık. Yani yaz döneminde bilmiyorum Mersin'de yaşayan var mı? Şoray 1 sitesinde kaldım ben daha önce anlatmıştım zaten size. Şoray 1 sitesinin yaz sitesinde fiyatları 3 aylık fiyat kışınki 9 aylık fiyatla aynı para oluyor. Neyse ev sahibim benden çok memnun olduğu için ben mülayim bir tipim. Biliyorsun öyle parti marti yapan bir tip değilim. Evde kendi başıma oturan bir tipim. Adamın eşyasına zarar vermedim. Kirasına zaten
peşin olarak ödedik. Evini çok güzel kullandım. Adam da dolayısıyla benle devam etti. Yani şey yapmadı yani. Yazın fiyatı öyle inanılmaz arttırmadı. Yine arttırdı. Ama diğer yazın alınan paraya göre benimki daha makuldü. Ben de yaz okulunda kalmaya karar verdim. Tabii o zamanlar bizimkilerin durumları biraz daha kötüydü. Şöyle onların da Samsun'dan bir arkadaşları vardı. Arkadaşlarının çocuğu da Mersin'de bir tane hocadan piyano dersi alacaktı. Dedi biz de Mersin'e geleceğiz falan böyle. O arada yeni arkadaş olmuşlar. Annem dedi ki tamam gelin sıkışırız. Bu arada ev 1+1 ya. Yani niye o zaman öyle bir düşünce yapmışlar bilmiyorum ama belki de maddiyatsızlık anıdır. Bana söylememişlerdir. Şimdi bir şey demek istemiyorum o konu hakkında. Ama bizimkiler gelin beraber kalalım dediler. Yalnız diğer ailenin durumu bayağı iyiydi. Onlar niye kabul etti? Şu an onu hatırlayamadım. Arkadaşlar diğer ailenin durumu bayağı bir iyiydi. Ama onlar da belki yoldaş olur falan böyle. Sonuçta onlar ilk defa Mersin'e geliyorlar. Diyerekten biz 1+1 bir yerde kalmaya başladık. Ben, annem, o küçük çocuk, o çocuğun annesi 4 kişi. Böyle bir sıkıntı olmadı 4 kişi. Sonucunda ev 1+1 ama gerçekten şu an bile yaşanan bir bilir. Büyük bir 1+1. Yani öyle İstanbul'daki 1+1'lere benzemez. İstanbul'da öyle 20 metrekare 1+1'lere anasını satayım 5000 lira kira istiyor. Şu aybindeki daireler gerçekten büyük arkadaşlar. Yani nispeten büyük. O yüzden 2 kişi yatak odasında. Bir kişi salondaki bir çekyatta. Diğer kişi de salondaki diğer çekyatta yattı işte. Daha sonra evin kızı geldi. Benden 3 yaş küçük ama o bir ay sonra geldi. O aylardan sonra anlatacağım. Bir yaz okulunda kalma serüvenim başladı arkadaşlar. Ne kadar vaktimiz var? 8 dakikamız var. Şimdi ben yaz okuluna gerçekten ciddi anlamda özen gösterdim yani. Gerçekten orada amacım gırgır, makara veya farklı bir şey değildi. Gerçekten o dersleri vermek istiyordum ben çünkü bokunu çıkarmışım zamanında. Bu sefer dersleri vereyim artık geçeyim. Ama Mersin'de o kadar illet bir yer ki arkadaşlar yazın. Yani bilirler Mersin'ler, Adanalılar anlatmama gerek yok. Yani çekilecek çile değil arkadaşlar. Yazın Mersin'de Adana'da yaşamak çekilecek çile değil. Altında araban yoksa. Abi çok kötü ya. Yani annem, bakın annem normalde beni üniversiteye ilk o götürmüştü kayda. Bu nasıl sıcak demişti. Bir gün sonra basmıştı, dönmüştü Samsun'a. Kaydı yaptı, dönmüştü. Bu sefer normal benle kalmaya geldi o da. Sonra o da çalışmıyor o zamanlarda. Ben madem yaz okuluna kalıyorum, ben de geleyim dedi. Ben de en azından tatil yaparım, sana yemek yaparım falan filan. Daha sonra işte o ikinci aile olayı ortaya çıktı falan. Bu sefer onlarla takılırım. Sonucunda şuray bir bu arada güzel bir site. Yani yazın iki tane havuzu olan bir site şuray bir. Bakmayın kışın fiyatlarının çok düşük olduğuna. Çünkü okula uzak. Böyle genelde sahipleri Adanalı veya farklı şeyler olduğu için genelde öğrenciye kira alıp veriyorlar. Ama aslında yazın 10 numarası da. Yani yazın böyle cıvıl cıvıl öyle söyleyeyim ben sizlere. İki tane havuzunu dolduruyorlar ki havuzları olimpik yani büyük havuz. Yazın çok keyifli şuray bir. Hani tamam kalmak istediğim aslında bir dersti ama şuray birde de bir yazı görmek istiyordum. Çünkü hep anlatıyorlardı şuray birde yaz güzellik güzellik falan diye. Neyse. Öyle bir başladık arkadaşlar yaz okuluna. Gerçekten benim için bayağı bir işkence oldu. Özellikle okula gidip gelmek o sıcakta bayağı bir işkence oldu. Yani dolmuşta. Tam dolmuşta hepsi kliması açıyor ama yetmiyor abi. O sıcağı klima yetmiyor ya. Evin içinde klima sürekli açık. Annem mesela gece şeyde yatıyor. Bu arada balkonda da bir çekyat var. Balkonda da yatılabiliyor. Hatta evin kızı geldikten sonra, yani diğer ailenin kızı geldikten sonra annem balkonda yatmaya başlamış. Hatta birkaç gün ondan önce de balkonda yatıyordu. Balkonda bile uyuyamıyor yani. O kadar sıcak abi. Bilmiyorum. Tamam belki Mersin'den adamlara alışmış olabilir ama farklı şehirden gelen adam alışamıyor abi ilk başta. Ben o sene yaz okuluna bayağı bir şey yaptım. Önem gösterdim. Yaz okuluna bu arada girdiğim derslerin 6 dersin 6'sını da verdim. Samsun'da bir kız arkadaşım vardı. Dolayısıyla o eve gelen diğer kızla alakalı aklınızda farklı şeyler varsa olmasın arkadaşlar. Normal arkadaşımdı. Hala da normal arkadaşım ben size böyle söyleyeyim. Yalnız Samsun'daki kız arkadaşımla eve gelen kız arkadaşımla ismi aynı bu arada. Aynı ismi sahip. Yani burası ayrı bir komedi ama. Yani şey normal arkadaşımdı. Oradakilerle beraber arkadaş olarak takıldık. Hala da normal arkadaşım şöyle söyleyeyim. Hala da görüşürüz. Ailecek görüşürüz zaten. Annem nerede hala o aileyle görüşüyor. O yüzden aklınızda şey fikirler varsa onları çıkarın. Ben ne varsa ne olursa hepsini size anlatıyorum zaten merak etmeyin. Evet, ondan sonra onlar bizden daha erken gittiler abi. Biraz daha erken gittiler. Galiba kursları bitmişti falan böyle. Biz yaklaşık onlar gittikten bir ay sonra bir ay daha kaldık. Bu sefer babam geldi şehir dışından. Babam yoktu başta. Ev çok kalabalıktı. Babam gelmemişti. Babam da geldi. Onlar da biz de biraz daha tatil yapalım diyerekten geldiler. Ne zaman gelmişlerdi? Galiba böyle 20 Ağustos civarı geldiler. 10 Eylül mü 15 Eylül mü o zamanlara kadar da kaldılar diye hatırlıyorum. Belki babam biraz daha erken gitmiş olabilir.
Ne kadar erken gittiğini hatırlamıyorum ama sanki en son annem ve kardeşim, kız kardeşim bu arada tek gitmiş diye hatırlıyorum. O da başta yoktu. O da sonradan geldi bu arada. Neyse. Onunla o aile falan gitti. Ben normal okuluma gitmeye devam ettim. O ara sitede onlar gidince annem tek kaldı bu sefer. Sitede bir tane kızla tanışmış. Tabii isim vermeyeceğim arkadaşlar. Bunlar zamanında özel olan şeyler. Üstü kapalı bir şekilde anlatıyorum. Neyse. Biriyle tanıştım. Benden 2 yaş küçük bir kız. Sitede tek kalıyor. Galiba yaz tatili için gelmiş o da. Normalde o da Adana'da yaşıyor. Ailesinin mi, kuzeninin mi eviymiş? Hatırlamıyorum galiba. Ailesinde de kuzeninin bir eviydi falan. İşte onunla arkadaşlık yapıyor. Annem böyle kendinden küçük yaştaki şeylerle arkadaşlık yapar. Çok insan canlı, dost canlısı bir insandır. Öyle söyleyeyim ben size. Kendine arkadaş bulmuş da öyle takıyorlar falan. Böyle bir gün ben şeye gittim. Havuza gittim. Annem oturuyor orada. Yanında da bir tane güzel bir hatun. Bu kim? Bu kim? Anladınız öyle şeyin falan böyle. Şey dediler yani havuzlular. Neyse gittik tanıştık böyle böyle. Benim ismim XX. Tabii ismini vermeyeceğim arkadaşlar. Tatil için gelmiş bu arada Mersin'e. Tatil için miydi? Yani bir şey için gelmişti daha. Tatil içindi galiba ya. Ama normalde farklı bir İskenderun'da mı okuyordu? Adanalı. Ama yine oralarda bir yerde okuyordu. Antalya'da mıydı? İskenderun'da mıydı? Oralarda bir yerde okuyan bir kız. Güzel. Tatlı. Güzel fizikte. Güzel yüzdü. Böyle ahım şahım işte. Normal standart. Ya, güzel ya. Yani gördüğünüz zaman tatlı kızmış dersin, anladınız mı? Böyle boşsa mesela ben buna yazayım mı dersin yani. Öyle civarda. Öyle abartı bir şey yok falan böyle. Neyse ilk başta normal arkadaşlık yaptık tabii. Normal arkadaşlık falan böyle. Muhabbet ediyoruz, şey yapıyoruz falan. Annem, ben işte babama falan dışarı. Hep beraber gidiyoruz mesela okey oynuyoruz böyle. Sitenin kafesinde. Neyse ondan sonra ben şimdi hangisini hatırlamıyorum. Bir gün bunlara gittim. Yani bir şey mi götürdüm, o mu çağırdı beni, ben mi kendimi davet ettim, inanın hatırlamıyorum arkadaşlar. Muhabbeti ben biraz da ileri seviyeye taşıma amacındaydım. Tabii ki amacım oydu. Muhabbeti daha ileri seviyeye taşıyacağım. Neyse, ilk bir gittim onların evinde falan muhabbet ettik. Normal herhangi bir şey yok. Birazcık böyle bir yakınlaşmayı denedim. Şey falan, ortam falan kolladım falan böyle. Yalnız bu konuları anlatmam çok sakıncalı ya. Altını izler mi acaba bu diye ya? Bu kadar anlatmamıştım değil mi? Ben detaylı daha öncesinde, daha önceki videolarda anlatmadım. Sadece rakam verip veya şöyle böyle oldu deyip geçtim. Yani çok girmeyeyim arkadaşlar. Şu an bir tırstım. Yani sonuçta ondan öncesi bir olay bu arada. Öyle inanılmaz kıskanç bir değil yani. Kendinden öncesi bir olay ama sonuçta da YouTube'dayız abi yani. Twitch'te 42'ye yayın da yapmıyorum. Böyle konularda böyle çok da girilmez. Neyse arkadaşlar vazgeçtim. Detaylı girmeyeceğim. Yani detaylarıyla anlatacaktım ben size. Detaylı derken en azından bir şeyler olana kadar nasıl oldu, nereden konuya girdim, neler yaptım, nasıl kandırdım bunları anlatacaktım da şu anda vazgeçtim abi. Kendisiyle seviyeli bir arkadaşlığımız oldu arkadaşlar. Beraber ders çalıştık. falan filan. Yani bir şekilde aklına girdim arkadaşlar. Biz yaklaşık o normalde ne zaman gidecekti? Eylül'ün sonunda, Ekim ayında gidecekti o siteden. Sitedeki evleri de boş bu arada. Ekim ayında gidecekti. Bu arada ailem gitti. Ailem gittikten sonra biz çok daha rahat etmeye başladık. Başta onun evinde görüşüyorduk. Sadece daha sonra o benim evime gelmeye başladı. Benim evimde 2 gün, 3 gün, bazen 1 hafta, bazen hiç kendi evine gitmediği oldu. Çok uzun bir süre benimle beraber kaldı. Falan filan derken normalde Ekim ayının başında memlekete, daha doğrusu okula dönecekken ilk başta gitti. Şey işte, galiba ailesinin yanına gitmişti o zamanlarda. Ben okula gideceğim diyerekten bir hafta 10 gün görüşemedik orada. Daha sonra onun okulu başlamasına rağmen yaklaşık bir 2 aya yakın benle kaldı arkadaşlar. Yani Aralık ayı gibi benle kaldı derken şey, yine kendi evi vardı orada bu arada. Kendi evine falan gidebiliyordu da işte çok nadir gidiyordu. Aralığa kadar falan işte arkadaşlığımız devam etti. Daha sonra kendi okuluna gitti. O kendi yoluna baktı. Ben de kendi yoluma baktım arkadaşlar. Sevgili anlamında yani böyle sevgili olmadık. Burası ayrı bir var yani. Sevgili değildik. Şu zamanki terimi biliyorsunuz zaten. Bir şey yapadı derler ya. Öyle takıldı işte. Bu konulara yine fazla girdim aslında ama neyse. Baktım izliyorsunuz, direkt YouTube'dan kaldırabilirim. Bu video arkadaşlar XX çalışanların izlemesi durumunda kendini her an YouTube'dan kaldırabilme potansiyeline sahiptir. O yüzden bu videoyu ilk gün izlemeniz size özenle şey yapıyorum. Açıklamalar kısmına da yazacağım hatta. Bu videoyu ilk gün izleyin diye. Bu video kendini imha edebilir James Bond filmlerindeki gibi. Çünkü önceki videoları hatırladım. Bu kadar detaya girmemiştim. Az kalsın hatırlamasam daha da detaya girecektim. Birçoğunuz istiyor bunu tabii ki ama ben hatta bunu bir ara katılanlara mı yapsam diye düşündüm ama sonucunda katılanlardan herkes istemeyebilir sonucunda. Burada izleyen 5000 kişi var. Katılanlar da var. 150 kişi abi. O yüzden katılanlara konmaktan sonradan vazgeçtim. Kendisiyle böyle bir anımız oldu.
Onun haricinde ben normalde 6 dersin yaz okulunda 6'sını verdim. Arkadaşlar başarılı bir şekilde o sene o seneyi artık uzatmadım. Sadece bir dersim kalmıştı galiba. Ve videonun sonuna geldik. Bugünlük görüşmek üzere.